Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı çalışma soruları 3. videoyla karşınızda olacağız. Önceki videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki bilgiler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Bakalım. Anılar yaşanmış bir konuyu anlatır. Doğru, geçmiş zamana dönüktür. Yaşadığı son hayvanı onu yıktı cümlesinde yıktı sözcüğü mecaz anlamlıdır. Evet, gerçekten yıkmıyor değil mi? Yani onu üzdü ya da bitirdi, yordu anlamında. Mecaz anlamlıdır diyor. Pardon, doğru diyeceğiz. Akraba, arkadaş ve dostlar yazılan yazılara mektup denir. Evet, doğru, mektup denir. Diğer soru. Türkçe kelimesinde yumuşama meydana gelmiştir. Türkçe. Hayır, tam tersi değil mi? Sertleşme C, Türkçe olmuştur. Yanlış diyeceğiz. Bir, iç, yaz sözcükleri sesteş sözcüklerdir. Evet, bir, iç, yaz sözcükleri sesteştir farklı anlamlar olduğu için buna da doğru diyeceğiz. Bu şekilde tamamlayacağız. Diğer sorumuz. Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Bakalım. Usulca kapıyı aralayıp içeri girdi. Kimsecikler yoktu. Önce şaşırdı kimsenin olmayışına. Sonra küçük tabureye oturup nerede olabileceklerini düşündü. Niye buraya çağrılmıştı? Bir yandan da onu düşünüyordu. Kafası her geçen dakika sorularla daha da karışıyor. Kendi kendini yiyip bitiriyordu. Kendi kendini yiyip bitiriyordu. Dışarıdan gelen bir sese sıçradı. Gerçek aleme döndü. Evet, şimdi burada kendi kendini yiyor mu gerçekten? Hayır, yani kendi kendini yoruyordu, yıpratıyordu, düşünüyordu. Hani iç içini yemek deyimi vardır ya, o anlamda kullanılmış. Dolayısıyla mecaz olan, gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüğümüz D seçeneği. Bulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yer ya da noktaya erişmek, ulaşmak anlamında kullanılmıştır? Yaptığı hareketleri doğru bulmadığımı söyledim. Bu bir yere ya da noktaya ulaşmak anlamında mı? Hayır. Bu yoklukta kendini yiyecek bulmakta zorlananlar var. Hayır. Sohbet ede de yolun yarısını bulduk. Evet, yolun yarısına ulaştık. Bir noktaya eriştik anlamında cevabımız C olmalı. Kaybettiği gözün yatağın altında bulmuş. Bu da yine bir noktaya, yani bir yere ulaşmak, erişmek anlamında mı? Hayır, kaybolan bir şeyi ortaya çıkarmak anlamında. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bu parçadaki altı çizili deyimin paragrafa kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Boynu ne diyor? Boynu bükük ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları %100 yeneceğime olan inanç ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüksek kurulunuza karşı, bütün ulusa karşı, bütün dünyaya karşı ilan ederim. Boynu bükük ulusumuz. Yani nedir? Aklındaki sorular yüzünden insanları endişelendiriyordu. İstanbul'dan halası geldiği için çok mutluydu. Cesaret savaşa katılmak için yeterli değildi. Babası gittiğinden beri çok üzgündü, boynu büküktü, üzgündü, perişandı, mutsuzdu anlamında. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği, boynu bükük sözcüğü üzgün olmakla örtüşebilir. Diğer sorumuz. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. Anne ve babam bize köyde babaannemi bırakıp şehre döndüler. Babaannem ise köyde zaman geçireceğimiz için çok mutluyduk. Tarlaları, bağları, bahçeleri gezdik. Babaannemin lezzetli yemeklerinden tattık. Kardeşim saklambaç oynamayı çok seviyordu. Onunla köyün çevresinde saklambaç oynadık. Babaannem tarlada mısır toplarken ona yardım ettik. Mısırları kara bir tencereye koyup altında ateşe yakıp afiyetle yedik. Olay, yer, zaman, şahıs. Zaten şahıs var, kendisi, babaannesi. Annesi babası onu bırakmış. Zaman var mı diye bakalım. Zaman. Bakalım. Hayır. Olay var mı? Yemeklerden tatmışlar, saklambaç oynamışlar, mısır pişirmişler. Yer var mı? Evet. Köydeki babaannesi, yer yani köyde geçiyor diyebiliriz.
Ama belli bir zaman olmadığı için yer verilmemiş diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. Evet, haberi alır almaz koşarak eve geldi. Sorgulayan gözlerle annesine baktı. Bu parçadaki alt işleri sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Alır almaz. Bir kimseyi bilir bilmez suçlamak doğru değil. Olur olmaz işlere uğraşarak vakit öldürmemeliyiz. Eve varır varmaz konu hakkında bizi de haberdar edin. Yapılan plana ister istemez katılmak zorunda kaldım. Buradaki ikilemelerden C seçeneğinde varır varmaz yani hemen tez zamanda hızlıca haberi alır almaz koşarak eve geldi. Yani hızlı bir şekilde hemen anlamında. Yine C'de de eve varır varmaz yani eve varır varmaz hızlı bir şekilde hemen anlamında kullanıldığı için uygundur birbirlerine deyip cevabımıza da C diyoruz. Diğer sorumuz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Yeni nesil biyonik gözler yüksek çözünürlüğe sahip olacak. Görme kaybı yaşayan hastaların temin edebileceği biyonik gözler yüzleri tanıma ve yazıları okuma imkanına sahiptir. Vücuda adapte edilmeyen yapay göz teknolojisi şu anda sağlıklı bir insanın gözünden daha yüksek bir kapasiteye sahiptir. Bu da ileriki dönemlerde görme kaybı yaşamayan insanların da biyonik göz kullanarak görüş kabiliyetlerini artırmak isteyebileceği anlamına gelir. Ne anlatılıyor burada? Biyonik gözlerin olumsuz taraflarına mı? Hayır. Yüz tanıma özelliğine değinmiş ama genel olarak bunu mu anlatıyor? Hayır. Görme bozukluklarının nedenlerine mi değinmiş? Hayır. Cevabımız B olmalı. Neden? Çünkü bu paragrafta yeni nesil biyonik gözlerin özelliklerinden bahsetmiş. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuz. Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zamanı iyi planlamamak, öncelikli yapılması gerekenleri belirleyememek ve her şeyi ertelemek başarısızlığa yol açar. Zamanı nasıl kullandığımızın günlük analizini yapıp nerede sorun olduğunu ve çözüm yollarını da bulabiliriz. Çözüm yollarından biri de yapılan işleri bir yere not almaktır. Bu davranış zaman alışkanlığına dönüşür ve işleri kolaylaştırır. Başarıya giden yoldan daha çok zamanla ilgili çözümsüz sorunlar, hayır, alışkanlık kazanmak, hayır, zamanı yönetmekten bahsediyor. Bunun için alışkanlık kazanmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, diğer sorumuz. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğum, çocukluğum, uzakta kalan bahçeler, o sabahlar, o geceler, gelmez günler, çocukluğum. Şimdi burada yalnızlık mı? Hayır. Özgürlük mü? Hayır. Pişman mı? Hayır. Çocukluk günlerini özlüyor diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Evet, bu parçaya göre küçük tilkinin asıl anlatmak istediği nedir? Bakalım. Küçük tilki, küçük prense, sen şu an benim için 100.000 çocuktan herhangi birisin. Sana hiçbir ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben senin için 100.000 tilkiden herhangi birisiyim. Ama eğer sen beni evcilleştirirsen o zaman birbirimize ihtiyacımız olur. Sen benim için dünyadaki benzersiz biri olursun. Ben de senin için benzersiz biri olurum. Evet, anlatmak istediği nedir? Kişiler birbiriyle bağ kurmaya her an muhtaçtır. Hayır. Kişileri birbirine için önemli kılan aralarındaki bağdır. Özel bağların kurulması sağlam sebeplere bağlıdır. İhtiyaç anında kurulan bağlar oldukça kalıcıdır. Hayır. Şimdi burada ne diyor? Sen beni eğitirsen aramızda özel bir bağ oluşur. Yani birbirimiz için önemli oluruz. Birbirimize ihtiyacımız olur. Benim için benzersiz olursun. Ben de senin için benzersiz olurum. Sen de benim için benzersiz olursun. Yani buradaki sağlam sebepler değil, kişileri birbiri için önemli kılan aralarındaki bağdır. Yani birbirine ne yapmışlardır budur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videonun önceki videolarını da yine kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu serinin yazılı videolarının bir ve ikinci videolarına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.